Türkiye bugün çok ağır ve olumsuz şartların hüküm sürdüğü kritik bir dönemden, bir ateş çemberinden geçmektedir. İç ve dış güvenliğimiz çok ciddi tehlike ve tehditlere maruzdur. Milli güvenlik sorunları ağırlaşmaktadır. Türkiye'yi içine alan husumet çemberi giderek daralmaktadır. İç bünyemiz yara almıştır. Toplumsal huzursuzluk ve tedirginlik derinleşmektedir. Türk milleti 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin travmasını henüz tümüyle atlatamamıştır. 15 Temmuz'un artçı sarsıntıları sürmektedir. Devlet kurumlarının FETÖ virüsünden temizlenmesi için geniş çaplı idari ve adli süreçler harekete geçirilmiştir. Türkiye, tarihin en kanlı 3 terör örgütü PKK-PYD, IŞİD ve FETÖ'ye karşı Türkiye içinde ve dışında amansız bir mücadele içindedir. Türk Silahlı Kuvvetleri IŞİD ve PYD'ye karşı Suriye toprakları içinde askeri operasyonlar yapmaktadır. İç savaş koşullarının hakim olduğu komşumuz Irak ve Suriye'deki yangın giderek yayılmaktadır. PKK terör örgütünün saldırıları tırmanmıştır. PKK ile mücadele Türkiye içinde ve sınır ötesinde sürmektedir. Bölücü hainler Türkiye'nin içini karıştırmak için yeni tezgahlar peşindedir. Türkiye çok ciddi beka sorunlarıyla karşı karşıyadır. Adeta Sırat Köprüsü'nden geçmektedir. Karşımızdaki tablo maalesef budur.